her şeyden önce şunu ifade etmek isterim. Avrupa Parlamentosu'nun kararı usul, uslup ve esas açısından kabul edilemez. Usul açısından kabul edilemez çünkü Avrupa Parlamentosu eğer demokratik haklar konusunda bu kadar hassas bir tutum içindeyse öncelikle son dönemde Avrupa'nın değişik başkentlerinde yaşanan gelişmelerle ilgili de aynı tutumu sergilemesi gerekirdi. Şunu ifade etmek isteriz. Türkiye birinci sınıf bir demokrasidir. Benimsediği ilkeler bağlamında da bu ilkeleri uygulaması açısından da evrensel değerlere hep saygıda bulunmuştur. Fikir özgürlüğü, gösteri özgürlüğü evrensel değerler arasındadır. Bunu hep savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Demokrasi bir özgürlükler sistemidir ama aynı zamanda bir hukuk devleti sistemidir. Kaos ile demokrasi arasında bir tercih yapmak zorunda kimse bırakılmamalıdır. Geçtiğimiz yıllarda baktığımız usul açısından bu önemlidir. Avrupa Parlamentosu'nun özellikle ekonomik kriz bağlamında tepki olarak ortaya konan birçok gösterilerde benzer bir karar almadığını müşahede ediyoruz. Yine bu tutum çerçevesinde bu gösterilerde ne toplanma ne de bir kararla bu gösterilere tepki verme ihtiyacı hissetmeyen Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye söz konusu olduğunda böyle bir tutum sergilemesini kabul edilemez biliyoruz. Usul açısından sakıncalı olduğu gibi uslup açısından da kabul edilemez bir tutum sergilenmiştir. Çünkü üst bir dille Türkiye'ye yönelik uyarılar içeren ama bu arada hiçbir şekilde samimi fikir ve gösteri hürriyetini kullanan samimi kitlelerle şiddet kullanan marjinal gruplar arasında ayrım yapmayan bir uslup benimsenmiştir. Türkiye hiçbir şekilde, hiçbir ülkeden ya da ülke grubundan bu konularda ders alma ihtiyacı olan bir ülke değildir. Oryantalist bir tavırla son yıl günlerde zaten uluslararası medyada gözlenen ve Türkiye'yi tam anlamıyla oryantalist bir gözlükle uslup olarak yaklaşan bir tutumun Avrupa Parlamentosu'nca da tekrar edilmiş olması Avrupa Parlamentosu açısından da bir kötü sicil olarak geçecektir. Esas olarak da bu kararı kabul etmek mümkün değil. Demokrasilerin özgürlüklerle düzen arasında dengeyi hepimizin gözetmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu temel ilkeleri hep benimsemiştir. Benimsemeye devam edecektir. Eğer herhangi bir şekilde yanlış bir uygulama varsa hukuk devleti içinde bunun da gereği yapılır. Zaten Sayın Başbakanımızın açıklamalarında da bu konuda herhangi bir yanlış uygulama varsa gerekli denetimin, gerekli teftişin yapılacağı vurgulanmıştır ve bu işlemde yapılmıştır. Hukuk devleti ülkeleri içinde Türkiye gösteri özgürlüğünü de koruyan, kaygılarını açık bir şekilde ifade etmek isteyen herkese bu imkanı tanıyan tutumu sergileyecek. Ama kimsenin de ülkeyi bir kaos ortamına çevirmesi veya böyle bir görüntü ve imaj oluşturma çabasına da izin vermeyeceğiz. İçişleri Bakanlığımız gerekli açıklamaları yaptı ancak şunu da vurgulamak isterim. Sadece bir örnek vererek dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 1 Haziran'da Block Occupy gösterilerinde Frankfurt'ta hem biber gazı hem tazyikli su kullanılmıştır. Yani aynı günlerde, aynı gün emniyet güçlerimizin Taksim'den çekildiği anlarda Frankfurt'ta da benzer bir protesto gösterisinde benzer yöntemler kullanılmıştır. Bu açıklamanın içeriğine bakıldığında son derece dengesiz bir şekilde sanki hiçbir şiddet kullanılmayan protestoculara dönük aşırı şiddet kullanımı gerçekleşmiş gibi bir hava verilmeye çalışılmaktadır. Açık bir şekilde dün bir televizyon programında da ifade ettiğimi burada da ifade etmek isterim. Türkiye her zaman ve hükümetimiz her zaman özgürlükleri savunacaktır. Gösteri özgürlüğünü hukuk devleti kuralları içinde yaşatmaya devam edeceğiz. Bu anlamda Taksim Gezi Parkı'nda olan gençlerimiz, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz ile bu gösteri hakkını şiddete dönük olarak istismar etmek isteyen marjinal gruplar arasında kesin bir çizgi koyuyoruz. Bu çevre ve şehir bilinciyle yapılan her türlü ifade ve gösteri kullanma hakkını yine savunmaya devam edeceğiz ama Türkiye'nin imajını uluslararası alanda olumsuz yönde etkilemeye dönük çabalara da kesinlikle izin vermeyeceğiz.
son günlerde uluslararası medyada ve bazı açıklamalarla Türkiye'nin yükselen profilini düşürme ve bir imaj operasyonu yapma çabalarına da izin vermeyeceğiz. Herkes öncelikle bu evrensel değerlerin her toplumda aynı prensipler etrafında uygulanmasına özen göstermelidir ve aynı tepkileri vermelidir. Bu açıdan Avrupa Parlamentosu'nun bu aldığı kararı kabul edilemez buluyoruz ve biraz önce Avrupa Birliği daimi temsilcimize de gerekli talimatı verdim. Bu karar bize iletildiğinde aynen iade edilecektir. Türkiye kendi halkıyla, hükümetimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti halkıyla hiç kimse üzerinden, hiçbir kurum üzerinden konuşmaz. Her meseleyi kendi içimizde çözeriz. Tabii eğer demokratik standartlar konusunda bir eleştiri varsa bunu dinleriz. Avrupa Birliği normlarına sadakatimiz ve bu normlar içindeki tutumumuz değişmez. Ama hiçbir ülkenin ve ülke grubunun Türkiye'ye üst dilden konuşmasına da izin vermeyiz, bunu kabul etmeyiz. Avrupa Parlamentosu'nun kararı aynen bize iletildiğinde kendilerine iade edilecektir. Peki, teşekkür ederim. Efendim, Gezi Parkı olaylar başladıktan sonra hükümetin tutucu yetkililerinin üstlük yöntemine ilişkin eleştiriler oldu Türkiye'de. Daha uzlaşmacı, daha kapsayıcı bir dil kullanmalarının Türkiye açısından faydalı olacağı söylendi. Bu konudaki üçüncü dedi birincisi. Bir de bu üstlük ve yöntemdeki eleştiriler Avrupalıların tutum almasına yardımcı oldu mu? Tabiri caizse Avrupalıların Batı dünyasının ekmeğine yağ sürmedi. Bakın, bugün 17. gün ve daha ikinci gününde güvenlik güçlerimiz, yani cumartesi 1 Haziran günü güvenlik güçlerimiz alandan çekildi. Günlerce alanda her türlü grubun istediği şekilde gösteri yapmasına, kanaat beyan etmesine izin verildi. Taksim Gezi grubundaki özellikle bu ayrımı yapıyoruz. Bu ayrımı en başından itibaren, üslup ve farkını olmadığını göstermek için söylüyorum. En başından itibaren Sayın Başbakanımız, daha sonra Sayın Başbakan Vekilimiz biz yurt dışındayken, Sayın Cumhurbaşkanımız ve hepimiz aynı vurguyu yaptık ve aynı ayrımı gözettik. Herhangi bir şekilde fikir hürriyetini ve gösteri hürriyetini barışçıl şekilde kullanmak isteyen bütün gruplara saygımız tamdır. Ve onların güvenliğinin teminat alınması da hükümetimizin görevleri arasındadır. Hukuk devleti kuralları içinde ve gösteri kanunu çerçevesinde. Bunu hep vurguladık. Hiçbir şekilde de farklı görüş serdedilmedi. Ama bunu istismar ederek bu samimi genç grupları ve sivil toplum kuruluşlarının çabalarını istismar ederek Türkiye'yi kaosa doğru giden bir ülke görünümü verme yönünde provokasyonlara yönelen provokatörlere karşı da her türlü tedbiri almak ve kamu düzeni sağlamak da hükümetimizin görevleri arasındadır. Son Taksim'deki son iki gün içinde yaşananlar aslında bu ayrımın yapılmasına dönüktü. Dün akşam Taksim'de piyanoda müzik gösterisi de yapıldı. Herhangi bir şey olmadı. Barışçıl olarak yapılan her gösteriye her zaman bu tolerans tanınır. Ancak bunlar ifade edildikten sonra bütün bu gösterinin içeriği ilgili olduğu konular açık bir şekilde ve özgürce ifade edildikten sonra eğer şiddete başvuruluyorsa ki bu açıklamaya bakınız. Bazı marjinal grupların kullandığı şiddete, Molotov kokteyllerine, orada kamu binalarına saldırılara ki Başbakanlık ofisi de dahildir İstanbul'da. Bunlara hiçbir atıf yok. Sanki çok bütün bu gösteriler tamamıyla masum ve hiçbir şiddet kullanılmadan yapılıyormuş gibi ve sadece tek taraflı olarak güvenlik güçlerinin aldığı tedbirler uygulanmak suretiyle bir aslında bütün bir kitleyle güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmeye çalışan bir yaklaşım var. Burada devlet yetkililerimiz arasında herhangi bir görüş ayrılığı da yoktur. Demokrasi en geniş kapsamıyla ülkemizde uygulanacaktır. Demokratik hakları kullanma konusunda da hiç kimseye ayrıcalık bu anlamda bir farklı uygulama yapılmayacaktır. Herkes bu demokratik hakları kullanma konusunda eşit haklara sahiptir. Ancak kimsenin de bu hakları kullanırken şiddete başvurması ve kamu düzenini ihlal etmesine izin verilemez. Bu ayrımı hep yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Sayın Başbakan'ın da konuşmasında ilgili verdi. Gezi Parkı'na yönelik bir operasyon daha müdahale düşünülüyor. Sayın Valide buna benzer bazı mesajlar vermişti. Eğer böyle bir müdahale gerçekleşirse bundan sonrası için nasıl bir resim çizdiniz ve sizin akademik kariyerinizden de yola çıkarak
çevre hassasiyeti dışında dile getirdikleri başka hassasiyetler de var. Bunları ilişkin nasıl bir resim çizersiniz? Dün akşam bir televizyon programında bu konudaki kanaatlerimi ifade ettim. Her zaman o gençlerimizi dinlemeye hazırız. Sayın Başbakanımız da bunu defaatlerle vurguladı. Dün akşam da, dün biliyorsunuz Gezi Parkı'ndan gelen bir grup, aralarında genç ve akademisyenlerin de olduğu bir grubu kabul etti Sayın Başbakanımız. Orada da saatlerce süren bir toplantıda bu görüşler açıkça ifade edildi. Şunu söyleyeyim, acaba Avrupa'da iş bulamama dolayısıyla ve ekonomik kriz dolayısıyla gösterili yapan gruplar, gençler kendi başbakanlarıyla oturup konuşma imkanı bulabildiler mi? Bir de şunu ifade etmek isterim ki Türkiye'de de hiç kimse, uluslararası alanda da Türkiye'de de bu gösterileri Orta Doğu'daki gösterilerle ya da Avrupa'daki gösterilerle bu anlamda karıştırmamalıdır. Orta Doğu'daki gösterilerde talep edilen hususların hepsi Türkiye'de gerçekleşen hususlardır. Türkiye'de demokratik bir hukuk devleti uygulaması vardır. Şeffaf ve açık ve şeffaf seçimler ile bir özgür bir demokratik ortam vardır. Avrupa'da da aslında gelişmiş demokrasilerde söz konusu olan gösteri hakkı kullanımı Avrupa'da ekonomik kriz dolayısıyla gündeme gelmiştir. Bizde ise çevre ve şehir etrafında bir gösteri söz konusudur. Bu aslında gelişmiş demokrasilerde yaşanan bir olgu. Ama maalesef o düzeyde kalmış olsa, o sınırla, o sınırlarda kalmış olsa belki de çok velut, çok güzel bir tartışma ortamını doğuracak olan konular bazı gruplar tarafından istismar edilerek ve kapsamı genişletilerek bir Türkiye'de bir siyasi kriz çıkarma yönünde kullanılma çabası içine girmiştir. Yine bu ayrımı yapıyoruz. Her zaman gençlerimizle oturmaya, konuşmaya hazırız. Her zaman çevre ve şehir bilinci içinde davranan akademisyenlerle, o kaygı taşıyanlarla aynı duyarlılığı biz de paylaştığımız için konuşmaya hazırız. Ancak bu kaygıların istismar edilmesine izin verilemez. 17. gün yine bu çağrıyı ben de tekrar ediyorum. Sayın Başbakanımız, Sayın Valimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız birçok yetkilinin yaptığı çağrıyı. Gençlerimiz bu anlamda kaygılarını, Taksim Gezi Parkı'ndakileri söylüyorum, kaygılarını, duyarlılıklarını dillendirmişlerdir. Ve bu konuda da başta Başbakanımızla olmak üzere oturup bütün devlet yetkilileriyle de görüşme imkanı bulmuşlardır. Şimdi herkesin artık bu süreci, bu karşılıklı bir iletişim anlamında mesajların da iletildiği süreci doğru yönetip ve bir yerde kamu düzenini de bütün Taksim'de ve civarında etkin kılabilmek için buna bir son vermek vakti gelmiştir. Yine plebisit dahil birçok konuda halkla istişare edilerek bu konularda adım atılacağı hususunda da bir dün açıklama yapılmıştır AK Parti sözcümüzü Sayın Çelik tarafından. Bütün bunlar da göz önüne bulundurularak aslında ben de buradan çağrı yenilemek istiyorum. Taksim Gezi Parkı'nda olan kardeşlerimiz, gençlerimiz, akademisyenler, entelektüeller, samimi niyetle bu meydana oraya gelenler bu kanaatlerini iletecek kanallara sahiptirler. Artık bu anlamda bir istişare ve bir görüşme süreci başladığı için hedefine ulaşılmıştır. Bir an önce oranın da boşaltılarak istismara izin verilmemesi önem taşıyor. Daha sonra mutlaka bu kanallar en iyi şekilde işletilip en doğru süreç yönetimi gerçekleşecek. Ama orada sürekli durarak ve bazı marjinal grupların istismarına açık bir ortam yaratmakta kimsenin faydasına değil. Ümit ederim karşılıklı anlayış içinde bu süreci nihayete erdiririz. Evet. Efendim, bu olaylar Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinde bir gerilime neden oldu mu? Bir de söylediğiniz yanlış imajı düzeltmek için hükümetiniz ne yapacak? Şimdi hayır, hiçbir gerilime sebep olmadı, ancak şunu ifade edeyim. Biraz önce de söylediğim gibi hem Sayın Kerry ile hem de Avrupa'daki birçok dost ve müttefik ülkenin Dışişleri Bakanları'yla konuyu açık bir şekilde ele aldım. Ve hepsine aynı soruyu vurguladım. Bizi rahatsız eden şudur. Türkiye'deki gelişmelerden kaygılıyız ifadesi rahatsız edicidir. Çünkü eğer daha önce başka ülkelerde yaşanan gelişmelerle ilgili böyle bir ifade kullanmamışsa, kaygılıyız gibi ifade ve sanki Türkiye'nin öngörülemez bir süreç içinde olduğu gibi ifade ima verilmişse ve başka ülkeler için çok daha kapsamlı şeylerin, gerilimlerin yaşandığı, mesela 2005 Paris'inde bütün varoşlarda büyük yangınlar yaşandı.
Eğer o dönemde Fransa demokrasi için kaygılıyız ifadesi kullanılmamışsa Türk demokrasi için de kullanılamaz. Kim kullanırsa buna karşı mesajımız net ve açık olur. Türk demokrasisi Fransız, İngiliz, Alman demokrasisi kadar olgundur ve kendi içinde problemleri çözecek araçlara sahiptir. Bunun tartışılmaya açılması ve kaygılıyız ifadesi etrafında bir belirsizlik ortamı çıkartılmaya çalışılmasını iyi niyetle bağdaştırmayız. Bunu da açık ve yüreklilikle ve dost bir uslupla bütün muhataplarımla konuştum. Bundan sonra da tabii görüşmeye devam edeceğiz. Herhangi bir gerilim söz konusu değil ama bilinsin ki Türkiye hiçbir ülkeden ders de almaz, yönlendirme de kabul etmez. Ama her ülkeyle demokratik standartlar konusunda konuşmaya hazırız. Ama o zaman bizim de konuşacağımız birçok mesele olacaktır. Hukuk devlet uygulamaları ve demokratik uygulamalar konusunda her ülkeyle konuşacağımız meseleler olur. Avrupa'daki bazı antidemokratik uygulamalardan vatandaşlarımızın ne kadar rahatsız olduğu konusunda da bundan sonra biz de çok daha fazla kaygı duyduğumuzu ifade etmeye başlayabiliriz. Evet, son soru. Açık ve dürüst bir müzakere yürütmemiz lazım. Zaten Avrupa Birliği şu ana kadar maalesef Türkiye'ye müzakereler konusunda hep çifte standart uyguladı. Son Avrupa Parlamentosu kararı da biraz önce söylediğim gibi çifte standart örneğidir. İsim zikretmek istemiyorum ama birçok ülkede gösteriler konusunda bu açıklama yapılmamışken ve o ülkelerin demokrasi standardı kaygıyla ifade edilmemişken Türkiye ile ilgili bunun kullanılmış olması kabul edilemez. Avrupa Birliği stratejik bir karar vermek durumunda. Türkiye için her zaman bu Avrupa Birliği tam üyeliği bir stratejik hedef olmuştur. Ama Avrupa Birliği de artık bu konuda daha net ve kendi taahhütlerine sadık kalan bir tutumu ortaya koymak durumunda. Bu anlamda biz stratejik bir hedef olarak Avrupa Birliği'ni gözetmekle birlikte şunu da ifade edeyim. Türkiye herhangi bir şekilde herhangi bir ülke veya da ülkeler grubuna grubunun kanaatine ya da himmetine muhtaç değildir. Peki, çok teşekkürler.